bir canlı avladı, Adem dedi adına. Nasıl yani, sen bunların hepsini okudun mu? Bir ara pek dışarı çıkmadım. Odanama hep kitap okudum. Anladım ben senin ne yapmak istediğini. Neymiş? Benim görmek istediğim Ezel'i gösteriyorsun bana. Beni o kadar büyütme kafanda Bahar. Ezel bu işte. İçimden bir his daha fazlası var diyor. Ha gel bak. 45 basıma. Bak kalemle buraya ne yazmış okuyabiliyor musun? Yazar hislerime tercüman olmuş, yalnız değilim. Kim yazmış bunu? Nihat. Ha bak burada iki farklı yazı var. Akşam çıkabilecek misin? Babam şüphelenmiş, izin vermiyor. İlginçtir. Herkes kendini hikayenin kahramanı zannediyor. Değil miyiz? Değiliz. O kadar önemli değiliz. Başkalarının hikayelerinde böyle bir iki karalamayız sadece. Belki sen daha kendi hikayeni bulamamışsındır. Buldum sandım. Ama benim değilmiş. Başkasının hikayesiymiş o. Ezel Bayraktar. Üzüyorsunuz beni. Ver bakayım. Bugün birini tanımaya başladım. Galiba kalbimi kıracak. Benim küçük bir işim var. Onu halletmem gerek. Gitmeden son bir şey söylemeyecek misin bana? Ne gibi? Sen de gel. Ali neredesin? Gerçekten bilmek istiyor musun? Yok. Yok istemiyorum. Bakan aradı sabah. Geceki havai fişek gösterisi için geçmiş olsun diyor. Kim yapmış öğrenebildin mi? Bizim iki mekanda daha indirmişler cam çerçeve. Bildik takımdan kimse değil. Nereden biliyorsun? Eleme yoluyla ilerliyorum. Belki de bir işarettir bu Ali. Bir bulsam alacağım onun işaret parmağını. Yok. Daha büyük yerden bir işaret. Ezel imana mı getirdi seni? Onun gibi bir şey. Ali sen bir buraya gelsene. Bir fikrini alacağım seni. Boş versene Cengo. Sen kimsenin fikrini almazsın. Aklını, parasını, kadınını alırsın ama fikrini almazsın. Yok, o eski Cengiz'di. Bunun farkı ne? Modaya uydu. Daha demokrat. Mesela ne yapacağız Serdar'ı? Ha, bıraktı mı işen söylesin. Aranız açılmasın. Çok düşünceliyimdir ha, uyum kurusun. Adamın ağa gitmiş ve ağa kalmış. Evet. Evet, var öyle bir iddia. Ulan tam da zamanı. Nerededir bu herif? Gidip bir görüneyim bari. Kerpeten Ali o söyle olmaz. O herife gideceksek hep birlikte gideceğiz. Ayarlayayım mı? Olur. Ali, sen de oyalanmadan gel buraya. Konuşacağız. Emrin olur. Nerede lan bu tefa? Bir işe yarayacak. Onda da yok. Toplanın gidiyoruz. Oğlum. Konuşmayacak mısın annenle? Abin herkesten çok severdi seni. Mert bizden bile sakınırdı seni. Nerede? Ne? Sevgisi. Göstersene. Nerede? Ben göremiyorum. Ya hatırlamıyor musun Mert? Burada yan yana yatardınız koyun koyuna. Korkardın anne. Seni yanına alırdı. Unutmadım anne. Merak etme. Yavrum. Canım yavrum. Bilmediğimiz bir şeyler vardır belki. Bilsek. Ben de ona çalışıyorum anne. Tefo neredesin lan? Kerticem. Senin işini ben yapıyorum. Alo? Ha, ben de senden bahsediyordum Tefo kardeşim. Nasıl keyifler Gıcır? Çok şükür efendim. Var mı benden bir emrin? Yok, o nasıl söz Ali Bey?
postayı bırakmışsın gitmişsin. Dükkana gideceğim, senin işini ben yapıyorum. Ben sana bu herifin peşinden ayrılma demedim mi? Ailevi bir mesele vardı. Kusura bakmayın Ali Bey, hemen geliyorum. Yemişim meseleni. Senin ailen biziz artık oğlum. Neyse. Ne yapacaksan yap da öyle gel. Bugün şanslı günündesin. Hava güzel. Manzara güzel. Ama bir daha olmasın. Yerim ağzına. Kusura bakma ya. Şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabbah'ı bilir misin? Hasan Sabbah yalçın bir dağın tepesindeki bir adam. Kartal yuvası bir kalede oturuyor. Alamut Kalesi'nde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan, dehşet saçan bir adam. O zamanın Selçuklu Sultanı Selahaddin bu Hasan Sabbah'ın peşine kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabbah'ın kellesini istemiş. Gel zaman git zaman Hasan Sabbah'ın elçisi sultana gitmiş saraya. Elçi gelmiş demiş ki sultana bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle, demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin, lafım sana demiş. Sultan iyice merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki onları da gönder. Sultan demiş ki onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan Sabbah'ın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Sence bu hikayede ben kimim? Sen Hasan Sabbah'sın. Ben elçiyim. Elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse... ne yapacaksın? Kusura bakma dayı, ben basit adamım. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçiye? Senin kafanı fazla karıştırmayalım yani. Peki ezel sana vurma derse, ben vur dersem ne yapacaksın? Öyle söylesene dayı. Sen vur dersen vuracağım elbet. Şu Hasan Sabbah'ın kitabını ver de okuyayım. Okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeşim. Lafı dinle yeter.
Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana. Ezel, nereye düştün öyle yeğen? Çalışıyorum dayı, buyur. Hiç. Dün akşamdan konuşamadık. Bir faydam oldu mu merak ettim. Sağ ol, tamamdır. Ama bana yaptırmadığın şeyleri üstüne alıyorsun. Dikkat et üstüne yapışmasın. Sırada ne var? Daha önce bir iş var. Var mı yardıma ihtiyaç? Yok, bu diğerleri gibi değil. Kendi kendine giriyor kafese. İnsanın serbest bırakası geliyor valla. Bırakacak mısın ya? Konuşuruz dayı. Çocuklar, beğendik mi hediyeleri? Güzel, güzel. Tamam, güzel. Güzel. Sessiz olun çocuklar. Laf dinleyin, yaramazlık yapmayın. Müdür bey, bize bir 5 dakika izin verir misiniz? Hem hasret gidermiş oluruz. Tabii, ben sizin için şey etmiştim. Teşekkür ederim. Ezel abi, Ezel abi. Bu abla senin şey mi? Yenge mi? Hayır değilim çocuklar. Abla kaçırma sakın. Ezel abi çok yakışıklı. Bir de çok zengin. Onlar geçici şeyler çocuklar. Ben iyi kalpli birini arıyorum. Ben çok iyi kalpliyim abla. Beni al. Ben al abla, ben al. Hemen kendi yatağımı da yapıyorum. Oy. Of. Öpüyor ama almaz seni bir kere. Çok küçüksün sen. Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel. Küçük mü dediler sana? Ha? Gösterelim mi onlara kimin küçük olduğunu? Göster bakayım pençelerini. Kaldır ellerini. Kaldır. Hadi korkutalım onları. Şimdi bunları korkutalım. Şimdi burada. Bir de buraya. Ya gösterdik onlara kimin küçük olduğunu. Gel bakayım. Hadi bakalım. Hadi oturun bakalım. Resme mi merak saldın? Konuşmak istemiyorum. Haber verdiler. Kaçmışsın yine. Hem de daha uzağa. Nereye? Hadi git. Gitmeyeceğim. Gideceksin tabii. Hadi git. Kârda mı yapsın? Ezel Bey ne kadar özel biridir anlatamam. Bizi hiç yalnız bırakmaz. Hep gelir. Çok cömerttir sağ olsun. O çocuk kim? 12 yıldan fazladır bizimle. Çocuklar buraya gelinceye kadar ne sorunlar yaşamış oluyorlar bilemezsiniz. Ezel'le... Ezel Bey buraya geldiğinde onunla ilgilendi. Ama ne yaptıysa iletişim kuramadı. Öksüz mü? Ya onun hikayesi de benadır. Annesi geldi bıraktı bunu. Daha yeni doğmuş, küçücük. Annesinin bir de kızı var. Onu aldı, buna bakamıyorum dedi, bıraktı. Babası? Babasını vurmuşlar. Güvenlikçiymiş. Bir soygunda vurmuşlar. Esirgemeye gidiyormuş aradan. Atlamışız. Bugün yakaladık. Bütün çocuk kayıtlarını aldım. Bir bakacağız bakalım. Bu Ezel'deki çocuk sevgisi nereden geliyor? Ali'm, sen dünün haberlerinde kalmışsın.
Bugün ne oldu? Öldü mü Ezel? Allah korusun. Veli nimetimiz o bizim. Ortak olacağız. O otel işini yapacağız. Ali, büyük para var o işte. Ya. Bakarsın kumarhaneleri paketler sana bırakırım. Söz vermiyorum ha. Ha. Tamam. Kumarhaneler dedim oğlum. Sen benim ne dediğimi anladın mı? Ben senin ne dediğini çok iyi anladım. Kendine yeni yemek söyledin. Benim önüme de artıkları atıyorsun. Senin yemeğine sulanmayayım diye. Çüş be Ali, güvensizliğin de bu kadarı. Düne kadar Ezel'i birlikte kekleriz icabında diyordun. Ne oldu? Yok, öyle bir şey demedim. Yani insanlık hali. Yolda bakarız ona. Sen bakacaksın. Bana da ne yapacağımı söyleyeceksin. Ortaklıkmış. Bana sordun mu? Niye sana sorayım? Ali. Benim param. Benim hissem. Ya bırak şimdi, inciteceğiz birbirimizi. Bu Ezel senin dengeni bozdu. Benim dengem doğuştan bozuk Cengiz. Hissem yok ha? Cinayetin hissesi ne kadar peki? Kaç hisse alırım iki kurşunla? O hesabı çoktan kapadık. Aldık payımızı, hatırlatayım. Herkes kendi yoluna gitti, hatırladın mı? Hani sen bize çektin ya. Hatırladım. Sonra hatırladın mı? Sen geldin bize Ali. O gün kimse gel demedi. Bugün de kimse git demiyor. Senin hissen bu. İstersen kal, istersen git. Kalırsan bakarsın bir gün bu yavrum kumarhane senin olur, ama gidersen... Beyefendi, bir saniye. Sonra. Vay vay vay. Kara kedi Cengiz. Yürümüş gitmişsin. Sen bizi de unutmuşsundur şimdi. İyi viski. Ben de hemen bar yaptım kendime. Böyle ithal içkiler hep. Sonra işte galeriye. Neydi senin araba? Eski bir şey işte. Ben de göreceksin. Hep en iyisi, en yenisi. Kupeler, kabriyolar, cillop, kırmızı deri koltuklular yanıyor. Süper. Güzel günlerdi. Paranın koydum yani. Hayrola? Ne oldu sonra? Sen nerede yaşıyorsun oğlum? Kriz oldu, kriz. Çıkardım elde ne varsa. Geçmiş olsun. O gün bugündür. Neyse. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Derken? Geçen sefer ben bir pas atmıştım. Sen yapmıştın golü. Şimdi ceza alanındayım. Bekliyorum. Yok yanımda ama. Sen unutmuşsun beni. Bahşişi aşağıdaki general kılıklıya ver. Bana hakkımı ver. Hakkını. Peki bak ne diyeceğim. Buraya bir güvenlik şefine ihtiyacım var benim. Sen iyi anlarsın o işlerden. Senin güvenlik şefin mi olacağım? Önce eğitim tabii. Birkaç yere göndeririz seni. Kurs filan. Ne diyorsun? Parası da iyidir, bakma. Sen kimin parasını kime veriyorsun lan? Benim elimin kanı kurumadı da. Sen nereden kazandığın parayı bana veriyorsun? Abartma istersen Ali. Kim yaptı lan burayı? He, sen kimin tuttuğu silahla cepledin bu paraları? Ben yaptım Cengiz, ben yaptım. Yaptığım gibi yıkmayı da bilirim.
Benim de hakkım var lan burada. Hakkımı ver lan, benim de hakkım burası. Delirtme lan adamı. Arızaya bağlatma beni. Dışarı. Çıkın. Ne parlıyorsun be Aleymen? Seni düşündüm ben. Bunlar alıştığın işler değil. Ne var lan? Bir sen mi varsın akıllı? Bizim de kimseden eksiğimiz yok Allah'a şükür. Peki ortak. Demedi deme sonra. Ya şöyle. Dün gecenin dökümleri Ali Bey. Okuyup imzalayıp çağırırsanız koyarım işlemleri. Efendim, bu yeni rulet masasının raporlarına bakacaktınız. İyi, iyi, şahane görünüyor. Şey, ters tutuyoruz. Ters mi? Ters. Al sana ters. Al sana ters. Ters seni de, yüzünü de. Oh be. Ali Bey, müsait değil Cengiz Bey. Al, bunlar da anahtarların. Uyarmadı deme böyle abi. Ya bırak Cengiz. Cengiz abi sizi de mi delirtti? Ha, tanıştırayım. Eşan'ın kardeşi Bahar. Bizim Harbi Ali abimiz. Memnun oldum. Ali abi bizle beraber çalışacaktı ama olmadı, uymadı. Vedalaşmaya geldi o da. Haklısınız vallahi, kaçın kurtarın kendinizi. Yok canım, öyle kaçmak yok bizde. Şu güvenlik işi diyordun, o bana göre bir şeye benziyor aslında. Şunu gel benimle. Nereye gidiyoruz? Hesap kitap yapmaya. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Bak sana ne aldık. Ezel bugün beni sahaflara götürdü. Ne güzelmiş. Teşekkür ederim. Okumadığı kitap yok. Bütün kitapları ezbere biliyor. Bilmediğimiz başka özelliklerinde var mı? Var tabii. Şeye gittik. Ha tamam. Söylemeyeyim. Sırrımız. Tamam. Ben şu çizmeleri değiştirip geliyorum. Benim de gitmem gerek. Küçük bir işim var. Bahar üzülecek şimdi. Senden beri çok mutlu. Kıskanıyorum vallahi. Ben de sizinle eğlenmek istiyorum. Burada işlere gömüldüm. Yakında belki beraber yapacağız o işleri. Duydum. Çok sevindim. Haftaya gönderirim elimdeki belgeleri. Bir dirsek dirseği veririz ha? Tamam. İyi olur. Bugün sesin daha iyi geliyor. Düne göre. Bir şey soracağım. Dün biz konuşurken Cengiz yanında mıydı?
Yanımda, omzumda uyuyordu. Uyandırsam mıydım? Ne konuşuyorsunuz bakayım? O da inşallah sarılırız. Peki ne kutluyoruz? Eski Cengiz'in gidişini. Ben eski Cengiz'i çok sevmiştim ama. Eski Cengiz de sizi sevmişti. Tam da uğur getirecektiniz ona. Yeni Cengiz'e de getiririm belki. Bugün oynamıyorsunuz. Arkadaşımı bekliyorum. Ha? İşte. Doğru adam lafının üstüne. Ezel. Ortak. Yakışıklı adam değil mi? Hangimiz daha yakışıklı? O mu? Ben mi? Hmm, İkiniz de değil. Eski Cengiz tam tipimdi benim. İçki yok, kumar yok. Sıkıcı bir adam olup çıkma da. Bak sonra bu kızlar da vazgeçer senden. Bak sana bir sır vereceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin. Ciddiyim abi. Korkunç bir sır. Nedir? Ben Eyşan'ı... hiç aldatmadım. Hiç mi? Çok sevdiğin için mi? Hayır tabii ki. İkisi başka şeyler. Öğrenirse o da seni aldatır diye mi? Hayır Ezel. Git derse gidemem diye. Her şeyin ilkini o zaman. Hayır, hayır. Aklımı çelme. Her şeyin ikincisine. İkincisine? İkinci bir şansa. İkinci bir hayata. İkinci bir çocuğa. Biz yapıyoruz abi çocuğu. Sen niye heyecan yapıyorsun? İkimiz de çok istiyoruz. Doğru zamanı kolluyorduk. Bundan daha doğru bir zaman olabilir mi? Ha, Ezel. Hayatımıza giren ve onu değiştiren insanlara. Chloe değil mi? Çok şık kokudur. Bir ara ben de kullanmıştım. Neden değiştirdiniz? Ya erkek arkadaşımı değiştirecektim ya da parfümümü. Zor karar. Yok canım. Baktın alışıyorsun. İkisini birden değiştireceksin. İyi gitmiyor pek. Tıkandım. Niye? Cengiz dünden razı flört etmeye ama daha ileri gitmiyor. Biraz daha yaklaşınca bir bahane bulup tüyüyor. Devam etsen. Bilmem ki. Daha saldırgan olursam büsbütün kaçacak. Saldırgan olma sen de. Kararlı ol. Eninde sonunda çözülecektir. Nereden biliyorsun? Çünkü o bir erkek şekeri. İkimiz de çok istiyoruz. Doğru zamanı kovduk. Bundan daha doğru bir zaman olabilir mi? Ezel. Hayatımıza giren
ve onu değiştiren insanlarla. Yanlış bir zamanda aramadım umarım. Hiç. Doğrusu seni düşünüyordum. Şimdi ne yapıyor acaba diyordum. Niye mi? Belli değil mi? Özledim. Doğru söyle, beni mi özledin? Evet. Bugün ne güzel bir gündü değil mi? Ya keşke hayattaki son günüm böyle olsa. Son günleri düşünmek için çok gençsin daha. Daha çok ilkimiz var önce. Var değil mi? Mesela ilk kavgamız. O da var tabii. Peki senin aklına gelen ilk neydi? Bak sakın ayıp bir şey söyleme, kapatırım telefonu. Bakalım. İlk kez adını yüksek sesle söylemem. Sen yokken. İlk kez kokunu başka kokulardan ayırt edebilmem. Tamam, hadi kapatalım. Niye? Ayıp bir şey mi söyledin? Yok. Da bu söylediklerini hatırlayarak uyumak istiyorum, olur mu? İyi geceler. Sana da. Söyle Kamil. İçinde kalmasın. İçinden konuşuyorsun zaten. Konuşunca dinlemiyorsun. Ne yapayım? Kamil yorma beni. O yüzden dedim istiyorsanız gidin diye. Çamurda oynayan kirlenir. Kirlenmek istemiyorsan oynama. Cengiz'in ağzı bunlar. Senin değil. Hakkını verelim. Adamın ağzı ilaf yapıyor. Kaptı kızı, aldı paraları. Biz burada konuşurken şimdi ikinci çocuğa da gidiyordur. Bende ne var? Bak Ezel, bir kere edeceğim bu lafı. Yaşıma ve görmüşlüğüme ver. Sende yürek var. Ömer'in yüreği. Paramparça ettiler onu. Un ufak ettiler. Her şeyi aldılar ama onu alamadılar be Ezel. Onu alamadılar. Şimdi Eyşan'ı kapımda göreceğim diye o yüreği kendin çıkarıp verme onlara. Keşke çıkarabilsem be Kamil. Keşke. Yeter artık, istemiyorum. Kaç kere kırılır ulan bir kalp? Yeter. İstemiyorum.